Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu podcast'imde sizlere iyi bir renderın temelinde neler yattığından bahsedeceğim. İlk konu başlığımız ise model. 3D modeller poligonlardan oluşmaktadır ve birbirleriyle birleşip yüzeyleri oluştururlar. Bu yüzeyler bazen düz, bazen de amorf olabilmektedirler. Bu birleşimlerin kuralını anladığınızda sağlıklı bir model de ortaya çıkacaktır. İşimizi yaparken birçok hazır model kullanmamız gerekmektedir ve bu modeller bazen sahnemizin yani SketchUp viewportumuzun akışkanlığını bozabilmektedir. Ekran kartımız güncel güçlü bir kart olsa bile SketchUp bazı aşırı veya hatalı poligonları kaldırmayabilir. Hepimizin başına gelmiştir bu. Bir obje sahneye alıyoruz ve birdenbire kasılmalar başlıyor. Sahnemizin verimi düşüyor tanıdık yerle değil mi size de? Bana da oluyor. Sonra ise SketchUp şöyle program, şöyle, SketchUp şöyle program diye birden programdan soğumalar falan başlıyor. Arkadaşlar SketchUp dünyanın en çabuk sevilen ve en çabuk nefed edilen programıdır. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor. SketchUp viewportu diğer 3D yazılımlar kadar güçlü değildir. Örnek olarak 3D Max veya Cinema 4D'ye 50 MB'lık bir 3DS formatlı bir objeyi import edin ve hemen gelir. Ama SketchUp'a kasa kasa gelecektir bu. Bu sorunlardan kurtulmak için öncelikle temel modelleme eğitimini es geçmemeniz gerekmektedir. Çünkü bozuk bir objeyi ileride tamir etmeniz gerekebilir. Eğer hazır model kullanacaksanız da 3D Warehouse var bildiğiniz gibi e, SketchUp'ın devasa kütüphanesi. Fakat buranın yarısı deneyimlerime dayanarak söylüyorum bir çöplüktür. Sitede müthiş görünür ama sahneye aldığınızda amatör bir iş olduğu ortaya çıkar. İşin ilginç yanı bu sitede gördüğünüz tüm objeler SketchUp ile çizilmemiştir export yöntemiyle kişinin kütüphanesine eklediği 3DS kökenli objeler de bulunmaktadır. Hatta SolidWorks bile gördüm. Fena poligonlar vardı üzerinde mesela. Zaten sitede yakın zamanı devreye giren ve doğru model bulmamızı sağlayan bir e, filtre yöntemi mevcuttur. Böylelikle low poly objeleri eleyip istediğinizi çabukça bulabilirsiniz. Fakat bunları sahnenize hemen ekliyorsanız hata yapıyorsunuz demektir. Ben öncelikle ikinci bir SketchUp açarım ve bunları oraya import edip incelerim. Çünkü SketchUp'ta bir bildiğiniz gibi e, grup komponent mantığı vardır ve obje bir bütün ise yani explode ise kendi grubu içerisinde hatalıdır ve sahneye eklenmemelidir. Özellikle koltuk, masa, sandalye mesela. Bunları boş sahnemiz içerisinde inceleyip düzeltmemiz gerekmektedir. Eğer 3 kere tıkladığınızda objenin her tarafı seçiliyor ise geçmiş olsun işiniz zordur. Fakat bir takım seçim yöntemleri ile koltuk ayaklarını oturaktan ayırıp da gruplayabilirsiniz mesela. Bazen de şans bizimledir ve hangi objeyi 3 kere tıklarsanız diğerini yapışmadan seçili hale gelecektir. Hemen grup komponent yapın objeyi öpün başınıza koyun müthiş bir şekilde sahnenize alabilirsiniz. Ve... Bir de tabii ki üzerinde gelen materyaller. Ben hepsini siliyorum. Çünkü bu materyaller V-Ray'de özellikle sorunlara yol açabiliyorlar. 2.0 veya daha eski bir versiyon olan 1.49'dan kalan materyaller olabilir üzerinde. Yüzeyi düzenledikten sonra kendi materyallerimi atlayıp ona ana sahneme objelerimi ekliyorum. Ve bu süreç render aşamasına kadar böyle devam ediyor. Bir de üreticinin sitesinde olan modeller vardır. Bunları da genelde AutoCAD 3D formatında SketchUp'a alabilirsiniz. Fakat bazı modeller üretime özel olarak modellendikleri için fazla poligona sahip olabiliyorlar. Bunları SketchUp'a alırken poligon düşürmeniz gerekebilir. Bazı yazılımlardan bazıları yanlış hatırlamıyorsam SketchUp'a import ederken Transmut diye bir yazılım var ve Universal Importer diye bir plugin var. Transmut ücretli bir plugindir. Diğerini ise ücretsiz olarak yükleyip deneyebilirsiniz. Dediğim gibi bunları boş bir sayfada editleyin ve ana sahnenizi mutlaka yedek alarak kaydedin. Eğer warehouse'da veya üreticinin sesinde yok ise de obje modellemek zorundasınız demektir. O yüzden temel modellemeden asla kaçmayın. Sonunda kazanan siz olacaksınız. Model için diyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Podcast'ime materyal ile devam ediyorum. Hemen aşağıda linkini bulabilirsiniz.